Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şunu söylemek lazım. Tarık'a bir kere katılıyorum. Artı bir de kaleci performansını da bu sene eklemek lazım. Yani bir bakıyorsun Uğurcan, Trabzonspor'da hatalı gol yemiş sayısı çok az. Ama bir bakıyorsun da Asıray Defansı'nın ve Mustera'nın bu seneki performansı yeterli değil. Hücuma %100 katılıyorum zaten. Bir tarafta problem çözen bir tarafta da çözemeyen. Bugün Galatasaray anormal gol pozisyonuna girdi bence. Yani en az 7-8 tane benim gördüğüm net pozisyonlar var. Bunlardan yani, birisi şu an ekranda e, yani mesela. Yani misal geliyor bu yani kale sahasının içerisi. Bir buçuk metre iki metre. Metre, metre yani indireceksin. Evet, yani. Pozisyonlar da var. Çok var. Bunlar atılacak. Ama Türkiye'de hakem kararları maalesef bazı maçların önüne geçiyor. Anlamakta güçlük çekiyorum. Atamalarda güçlük çekiyorum. Nasıl atama yapılıyor? Ödül ceza sistemi uygulanıyor mu? Uygulanmıyor mu? Mesela Sayın Başkan Burak Elmas'ın ifadelerinde var. Biz diyor itiraz ettiğimiz veya kötü performans sergiledi dediğimiz hakem bir iki hafta sonra hemen maça çıkıyor. Ama diyor başka takımların ki çıkmıyor. Şimdi öyle bir atmosfer içerisine giriyorsun ki bir şeyleri çözemiyorsun. Güney Çakır Misal geçen hafta bir Trabzonspor maçında penaltı verdi değil mi? Karagümrük Trabzon maçında. Var penaltısı. Şimdi göreceğiz. Özgüç Türkalp devreye girdi. Evet. Özgüç Türkalp devreye girdi. Zaman zaman Özgüç Türkalp'i eleştiriyoruz değil mi? Yanlış evet. girdin. Şu girdin. Son derece doğru girdi. Hatta penaltı tekrarında doğru girdi. Cüneyt Çakır'ın da görmesi gereken bir pozisyon. Ama Cüneyt Çakır cezaya girmiyor. Hakemler girmiyor. Kimse de bir şey anlaşılmıyor. Bazı pozisyon vardır. Misal Gaziantep maçında Fırat Aydınus görmediği bir alanda Konya maçı. Var devreye girdi. Doğru da yaptı var. Ama Fırat'ın görmesi mümkün değil. Mesela Fırat'ın maç alması normal. Şimdi bakıyorsun Özgüç Türkal doğru müdahaleler yapmış. Bugün baktım, dün baktım. Avar hakem. Vardan çek, geri çekmişler. O zaman yanlış mı yaptı? Soru bu. Yani bir atamanın bir prensibi yok Türkiye'de. Şimdi devlet ileriye sormak lazım. Ali Palabıyık, Abdülkadir Bitigen'in maç almamasını nasıl karşılıyorsunuz? Hani Türkiye'de sistem uygulanıyor ya. Bu arkadaşlarımız haftalar boyu maç almıyor. Niye almıyor? Rize Galatasaray maçından sonra evet. biri video yardımcı hakemdi, diğeri e, maçın hakemiydi Ali Palabıyık. Evet. Mesela Özgür Yankaya 3. haftadan beri Süper Lig'de maçı yok. Ha Özgür Yankaya'nın da bilirsin hakemliğim de beğenmem ama ya bir sürü hata oluyor her hafta. Her hafta bir sürü hata oluyor ama bazılarına veriyorsunuz bazılarına vermiyorsunuz. Ondan sonra da Burak Elmas'ın açıklamasının altında ezilirsin. Bugün Ali Pala Büyük ve Abdülkadir Bitigen de soruldu. O soruya verdiği cevapta sizin söylediğiniz noktaya değindi. Ben burada şikayetçi oldum. Maç sonu basın toplantısı düzenledim. Yaşar Kemal Uğurlu bir hafta sonra, Lumutlar iki hafta sonra maç aldı diyor Burak Elmas. Atamaları yapan kurumlar olarak bunlara dikkat etmeniz lazım. Doğru mu? Pozisyonlar gelir diye pozisyon, pozisyon şey geçerim mi hocam? Geçerim. Orta da şekilde. Faul var mı yok mu? Önce onu değerlendirelim. Faul net mi? Net. O zaman baştan bir kez daha oynatıyoruz. Oynatalım <laughs> hemen söyleyin. <laughs> Evet hocam anlatın. Şimdi Bakın Buyurun. değerli arkadaşlar. Şimdi iki tane oyuncu var. Top havadan geliyor. Biraz geri alabilir misin Engin? Ha. Engin al biraz geri. Al biraz geri. Ee, bir şu al. iki oyuncunun hava topuna çıktığı, Taylan'ın biraz ha. öne savrulduğu pozisyonu ha. değerlendiriyoruz. Şimdi bakın biraz daha geri al. Geri al da hareketin tamamını. Tamam. diğer açıları da var hocam daha net görebileceğimiz. Pilot güzel. Tamam. Pilot güzel. Şimdi bak top geliyor. Bu top ne topu? sevgili Tarık. Ortak bir top hava topu değil mi? Ortak bir hava topu doğru. Yani bunu iki oyuncu da yükselerek alır değil mi? Şimdi Galatasaraylı oyuncu ön tarafa iki ayağını koymuş, yükselecek. Arkadaki Kapel zannediyorum. Evet. Kapel'in hareketlerine bakar mısınız? Ne yapıyor? Biraz geriden alalım o zaman Do normal mi oynatalım? Normal oynatalım. Biraz kaleciden alalım Evet. Istersen. Bakın öne doğru evet. 2-3 metre. Bak oyuncu gidiyor, görüyor musun? Bak. Bak. Niye gidiyor bunu? Pozisyon Yükselmeyen onda. oyuncu tık diye yükselen oyuncuyu şöyle bir iteklediğin zaman gider. Bir kere sen yükseleceksin o topa. Ya da hiç temas etmeyeceksin bekleyeceksin sektirmesini. <laughs> Şimdi sen böyle alttan girersen oyuncuyu bozarsın abi. Çok net faul ya. Cüneyt Çakır'ın önünde önünde, o mesafe. önünde. Önünde. Açık. Çok Kimse yok. Açık. Cüneyt Çakır'ın önünde diyorsun. iki tane sarı kartlık pozisyon var. Buraya notumu aldım. El yüze pozisyonları. Evet Doğru hocam. mu? Bir pozisyonda Kaperi dedi Kerem'in yüzünde kaç çıkmadı çok Faal kadar net, çıktı çok demiş net. 8, Bamba Berkan e, Boynuna geldi sarı He. olur mu Şuraya Çok geldi, net çok net yani demişim. bunlar yani, dakika Niye Çünkü yorgunluk var abi Cüneyt'te de yorgunluk var her hafta maçta Hafta içi maçta geliyorsun artık Dinlenmiyorsun nasıl olsa yönetiyorsun Rahat şu pozisyonun başlangıcına gelelim Tekrar Acaba niye veremedi? Ona da gidelim. Devam et. Belki. Dur. Belki şurada çalmayı düşündü. Daha oyuncu oynadı ya. Devam dedi orada. Evet. Devam, için biraz geri gelebiliriz. Devam dedi bak. Biraz geri Rahat bir şekilde bize. aldı. Tamam mı? Yani atak başlangıç fazı olarak burayı alır mıyız diye sormadan siz söylediniz evet. hocam. Galatasaray'da evet. oyuncu rahat böyle top oynayınca o da bıraktı. Ama pozisyonun başlangıcı eğer burayı alıyorsak ki doğrudur. Peki burayı kardeşim. almamız lazım? Uygulamayan mı? Hayır, hayır. hayır. Yo, yo, hocam bunu değerlendir. Burayı istedim. değerlendiriyoruz. Hemen Anladım. heyecanlanma ya. Tamam. Şey anlatıyorsun. Belki farklı şey olursa orayı düzeltir. <laughs> Hemen heyecanlanıyorsun. <gülüyor> 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 Bu pozisyon gösterdiğim pozisyon faal kardeşim. Tamam. Peki hocam uygulama Burada, mı? E, ben de sorayım. Ne? Efendim? Faul diyor hocam. Evet. Hoca gördü cüneyt hoca markaya geldiğini topun devam dedi yanlış bir şey mi? Ya orta sahada tamam mı şöyle de gitti top şimdi belki devam atacak dedi bir şey evet, yapacak doğru dedi doğru. şu anda al, alacak dedi ondan sonra evet. da gitti pozisyon. Evet. Kal geldi çalamazsın ondan sonra da zaten var devreye giremez çünkü marka oynadığı galatasaraylı oyuncular oynadı ya yeni bu, bir atak başladı bir de bir de şimdi bu tip pozisyonu bak ne diyorum ben hakem gözünün önünde sen de dedin hakem görüyor hakemin görmediği bir şey gösteremez ki var. Burada Mustafa Muhammed Fanano Olt'un ender getirip iyi kestiği toplardan bir tanesi çok gitti. Hele ikinci yarıda inanılmaz gitti. Gitti, tosladı, gitti, kötü kullandı. Korneri kötü kullandı derken eski formuna ne zaman dönecek diye hoca da bizim gibi bekliyordur bence. Fanano ama ee, Halil e miydi? Gene ona da iyi pozisyon çıkarttı. Özette yok gördüm. Hocam ya. Halil tek Halil, e, Halil tekte vurabilirdi o topa. Halil biraz önde tercih yakalandı. Hatası tercih hatası evet. yaptı ama orada da pasın şiddeti e, ayacak arası yapsa arkada iki te, tane Galatasaraylı. Hocam o tek de başka ama altında tek Halil'e e, tekte vurulacak şekilde çıkarmadığı düşüncesindeyim Gene ben. de vuracak Hatır. etmeyelim. Vuracak hallettim. vuracak kalitede bir oyuncu bence. Tabii gelişine sağ ayak içi içini kapatacaktı. E, kapatabilirdi. 1 bir, 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 gidip karar verme süresi skandal bence. Kıymetli arkadaşlarım sadece Trabzon maçında verilen penaltıyı istiyorum. Kara Gümrük-Trabzon maçı mı? Evet. Kara Gümrük-Trabzon maçı. Ee, arkadaşlar Kara Gümrük-Trabzon maçını bulacaklar şimdi hocam. Hı. İstemiştik, hazırlayacaklar. Ee, Ahmet'ten Önemli rica değil. edelim. Önemli Kara Gümrük-Trabzon. E, ee, Trabzon'un kazandığı penaltı. Vara gidip Trabzon penaltı istiyor. kazandı diye yazabiliriz. Lucas'ın canini diyorsunuz. Tamam hocam yani. siz o pozisyon tamam. gelene kadar ne tamam. diyecekseniz onu anlatın tamam. o zaman. Tamam. Yani o pozisyonla tamam. ilgili yorumunuz tamam, nedir? Tamam. Kaç saniye sürdü? Hünkâr. 10 saniye falan. O, evet evet. O, o pozisyon mu? Ha. Evet. O, gitti. Hocam 14 14.02'de, 14.02'de oraya gitti, 14.23'te penaltı geldi diye not aldım. Onu da mı yazmışsın? <gülüyor> <gülüyor> o zaman yazmıştım. Çünkü çok kısa olmuş Gitti. Olmuştu. Bak 14.02'de gitti, kara 14.23'te 14. geldi, penaltı verdi. Bak, yani benim şimdi dakikalar. Terse döndü. 21 saniye hocam, gidiş gelişi toplam 21, toplam saniye. 21 saniye. Çünkü bak böyle gitti. Aa ben topla oynadı gördüm topla oynamamış dedi açık net bariz bir kanıt vardı <laughs> ve o kanıtı gördü 10 saniye içerisinde döndü Cüneyt penaltıyı verdi. Niye dakikayı sordum ben sana veya sen niye benim soracağıma anlayıp da hemen notlarının arasını almışsın. Şimdi bak Necati Ateş Hoca diyor ki biz ben sorduk diyor pozisyonu. sormuştur mutlaka Cüneyt Hoca da demiş ki kurallar değişti demiş. Sekmeden dolayı. Heh. Kurallar değişti demiş. Penaltı pozisyonunu alabilir miyiz? Penaltı son dakikadaki o penaltı pozisyonunu alabilir miyiz? Oradan gidelim lütfen arkadaşlar. Başka bir pozisyon. Kurallar değişti demiş. Şimdi kurallar değiştiyse bir buçuk Evet dakikada, bu pozisyondan gidelim lütfen. Bir buçuk dakikada böyle bakıyorsun abi. 82-51, 84- 27, 27. 83 desek 1.5, 1.40 bir bir falan. 1 dakika 40 saniye pozisyonu inceliyorsun. Niye inceliyorsun? Demek ki açık, bariz, net, skandal bir karar vermemişsin maç içerisinde. Aynı fikirdeyim. 5 saniyede vermesi lazım normalde. ya, karar. Türkiye'de M biz neyi tartışacağız abi? Açık, bariz, skandal. Şimdi şu pozisyona açık, bariz, skandal der miyiz bir kere? Diyemeyiz. 2. Hakem. Dur. Dur, 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 dur. Gitme abi. Gitme abi. Gel. Gel, 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 gel. Gel, ha. gel biraz daha gel ya. Gel hakemi görüyorum burada bak. Ne kadar abi hakem? 5 metre 6 metredir. Bazen abi. diyorum değil mi hakem kameralardan çok daha iyi görüyor. Çok daha iyi görüyor şu anda. Cüneyt Çakır. Bak pozisyona odaklanmış. Her şeyini görüyor ve çok net diyor ki buradan buradan. Buradan. Buradan gidiyor. Buradan gidiyor. Diyor. Ben de yanlış anladım. Bu eli kapalı diye algıladım ben. Ben de, de. Tarık Sürekli. Ya bazen. böyle yap. Yani işte ben ya. sağ elini gördüğümü düşünmüyorum burada hocanın. Sol elini gösteriyor. Bence. Bak böyle yapıyor diyor. Evet böyle yapıyor Ray diyor. Böyle yapıyor diyor. Buradan Ray Çakır'ın o zaman o hareketleri de var. Onları getirelim getir, ilk anda. Getir. Hocanın ilk pozisyonu, getir. bu pozisyonun başlangıcını getir. alalım. Ray çakırdayken yavaş gidelim. Bak bak, bak 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 o kadar devam emin. Devam. Bak şu anda yok, yok diyor yok, kesin yok diyor. kendinden emin. Bak kendinden emin. Oyna diyor. Bunun yakını da vardı değil Ve mi? Bak şu an evet. gördün mü? Buradan gittiğini de görüyor. Kolda böyle diyor. Buradan gidiyor diyor. Koluna geliyor diyor. Evet çok net görüyor. Abi niye giriyorsunuz o zaman? Biz şimdi hakemin görüp değerlendirdiği bir pozisyonda. Ha neye giriyor? Şu el. Te Öbreli Salih. Millet diyecek ki, şimdi sahile açık. Ya arkadaşlar bu elleri bu çocuklar bu futbolcu kardeşlerimiz dönerken giderken ne yapıyor? Çocuk böyle sakınıyor. Ondan sonra şu kol da hafif açılır ya böyle mi çıkacak ya? Böyle mi çıkacak? Bak Cüneyt Çakır o kadar net görüyor ki. Bak kendinden o kadar emin böyle yapıyor. Yapıyor. Ben biraz Abarttım hareketi. Niye yapıyor Önemli hocam? Değil. Niye veriyor penaltıyı? Yani göstermek için. Çok net şey yapıyor. Hareketini gördüğünü ve bu pozisyonun asla penaltı olmayacağına karar veriyor. Ve bir 1,5-2 dakikada uğraşıyor orada sevgili hünkâr. Bir buçuk iki dakika uğraşıyor. Niye veriyor hocam? Ya. Veriyor abi baskının altına sokuyorsun. Çünkü varda böyle gittiğin zaman verse bir dert, vermese bir hocam, dert. Hocam sen cüneyt Allah veriyor. aşkına. Bütün hakemler öyle. Diğer hakemler için bir şey değil mi? Haklısın derim ama Cüneyt Çünkü çakır para gittikleri bu zaman kararın değişikliğinde çok fazla e, ortalık alevleniyor. Bir de hocam öylesine izlemiyor şu pozisyonu. O kadar dikkatli ki. Tabii demin ki bacaklarını sevgili Kısmış, vücut önde, kafası önde. Deminler ne dedik? Görmekle de bakmak arasında fark var. Şu anda net görüyor. Net görüyor ve öyle emin ki bak böyle diyor. Böyle diyor. Peki sonra kapatıyor. Bence peraltı falan yok abim ya böyle bar kararı mı olur Allah aşkına? Ya bu oyuncular nasıl çıkacaklar ya? Şimdi açık ele çarptı, iyi geldi buradan çarptı. Ne ne oluyor yani? Ya bir de hocam Yani bu ellerin hepsine o zaman doğal değil dersek gider. Adam şut atarken şöyle kolunu açar bu doğal değildir deriz. Adam dönmüş bak geçen hafta da açıkladım Roziye pozisyon. Dönerken hafif bir kol açılır bak pozisyonun tamamına bak. Hocam sen... da o... mı sıkıldım? Yok yok zamanla ilgili bir problem yok bitiririz hocam hiç problem ha. değil. Bir cümle Biz girebilir miyim hocam sen dediğin o kadar ha. haklı ki. Ee, sadece sadece arkadaşlara bir şey rica edeceğim. Arjantin-Nicarya maçının görüntüsü geldi arkadaşlar İstanbul'dan onu da hazırlayabilirsek. Hocam e, ha. pozisyonu duralım da. burada biraz yer alabilir miyiz? Ya Berkan o kadar can havliyle ve o kadar dengesiz çıkıyor. Diyor ki bak sol ayağına dikkat et. Vücudun dağılması normal geliyor bana o zaman işte. Hani zaman zaman seninle tartışıyoruz el açık mı değil mi? Böyle olur yani insanın Abi, bu kadar dengesiz çıktığı zaman eli. Bak, o zaman işte Tarık Üstün'ün dediği noktaya geliyoruz. Neden? Hocam şimdi e, var mı ekleyeceğiniz bir şey? Bu pozisyon üzerinde konuşmaya Vallahi devam edeceğiz. Teknik direktörlere tavsiyem. Bundan sonra çalışmalara bir çalışma daha eklesinler. <laughs> Yakın mesafeden ele nişanlama, kafayla nişanlama oyuncular böyle çalışsınlar abi yakın mesafeden hemen ele çarpsın penaltı oluyor çünkü. Yakın mesafeden şut atsın a el doğal değil penaltı oluyor. Ya böyle olmaz futbol bu değil. Futbol böyle kararları kabul etmiyor abi. Böyle var kararlarını kabul etmiyor. Biz varın ne için geldi? Varın amacı neydi? Skandal kararları önlemek. E bu skandal kararmış. Kim anladı yani skandal? Hakem bak 3 metrede 4 metrede çok net görmüş. Hareketi doğru, ilk hareketi. E burada çekmiş şuradan da şöyle gitmiş. E bu kola doğal değil derseniz artık yapacak bir şey yok abi. Artık şu müdakanın dediği gibi. Verin mi bunu da? Şu müdakanın dediği gibi. Cep. elleri cepte, 73 arasınlar, Topa gitsinler. Şey yaptı. Diyorsunuz ki hocam, burada var müdahalesi. Kesinlikle ve kesinlikle yanlış. Yanlış, kesinlikle yanlış. Altay'ın kazandığı penaltıda var müdahalesi kesinlikle yanlış. Penaltı olmaz diye yazsınlar mı arkadaşlar? Yazsınlar abi. Tamam.